herkese. Bugün size Sivas yemekleri yapacağız Nursel'in mutfağında. Her zamanki olduğu gibi ekibime kış çayımı demliyorum. Bu havalarda malum soğuklar. Meral bugün konuğumuz. Sivas yemekleri yapacak. Kendisi İstanbul'da oturuyormuş. Bugün olmadığı kadar güzel bir hava var. İnanılmaz güzel. Bahçeme şöyle bir bakayım sizle birlikte. Çok güzel. Sen nereden çıktın? Gel bakayım sen. Günaydın. Misafir geliyor. Dışarıda durmak zorundasın sen. Çiçeklerimi sulayayım. Bugün çok rahatım. Akşamdan birçok işimi hallettim. Çayımı içeceğim, Meral'i bekleyeceğim. Sonra sizinle birlikte ne yemekler yapacağımızı konuşacağız. Ya benim çiçeklerime ne oldu? Şu Özkan'ı çağırayım da baksın biraz çiçeklerime. Soğuktan herhalde. Evet, bugün hava çok iyi. Biraz dolaşalım. Olur, dolaşalım. Çarşı alışverişe gidelim. Nursel kızımı özledim. Bir uğrayalım bakalım ne yapıyor. Ah. Aa, İsmet amcalar gelmiş. Kimler gelmiş? Hoş gelmiş. Alışverişten geldiniz. Çay içelim de kızımdan uğrayalım. Ben sizi yerim ya. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş geldin. Bunlar benim aşklarım. Bak benim canım komşularım. Nasılsınız? Hayırlısın. Hayırlısın. Bir şey değil mi? Her gün yürür mü insan? Yürüyorlar hem de karı koca. Her gün yürürüz. Ben sizi yerim ya. Nasıl keyfiniz? Çok şükür. Nereye gidip geliyoruz? Sizleri gördük daha iyi oldu. Anneliğe falan gidip geliyoruz. Evet biliyorum. Hareketlerimi yürürüm. Yürümese nasıl olurum? Bak yaşını söyle de düşman çatlar. Ben bir şey değil yaşından daha 78 yaşındayım. Daha 78 yaşındayım. Çoluk çocuk iyi mi? Çok şükür iyi. Bitki çayı koyayım mı? Kahvaltı yaptınız mı? Bir çay içeriz. Bir çay içeriz. Bitki çayı yaptım. Olsun kızım. Aa neler aldın böyle? Simit aldık gelirken çayla içelim diye. Azıcık şöyle koparayım o simitten. Güzelmiş simit ha. Çok güzel, afiyet olsun. Vallahi güzelmiş. Hemen geliyoruz. Afiyet olsun, afiyet olsun. Gömleklerini kendi mi ütülüyor, sen mi ütülüyorsun? Kız böyle. Var, o ütülüyor. O ütülüyor. Benim elimden hepsi gelir. Hep grand tuvalet. Yemek yaparım, yemeği grandlı yaparım. Yaparsın, yapmaz mısın? Ben biliyorum. Bir tas kebabı yaptım ve elim ayağım yiyorsun. Bir gün yapsana bana olur, tas kebabı. Olur. Sen nereden biliyorsun ki yemek yapmayı? Yaptım ben ya, ben bekarlık yaşadım ben 20 sene. Gezdim, yaşadım diyorsun. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Ay sağ olasın. Hoşçakalın. Ay hoşçakalın. Çatlar mı bu? Çatlayabilir. Dırırı çatlamadı. Bakın bu kadar kesmişim, bunu böyle kesmişim. Ay al kendini. Tek tek mi açılacak hepsi? Tek tek açacağız. Ne? Vay. Böyle açıyoruz. Süper. Oh. Süper oldu değil mi? Aynen. Ay şahanesin. Son aşamada da bütün bu yaptıklarımız birleşecek. 10 numara hepsi olacak. Kurul tam bir kış yemeği. Muhteşem. Oh. Helal olsun sana. Patatesli, kavurmalı. Pastırmalı. Pastırmalı. Sarmamızı. Allah'ım acıktım. Döküm tencerede de pişiriyoruz ki daha güzel pişsin güzel diye. Oh süper oldu. Onun sana özel en yapıyorum meşhur bunu. Kurabiyesi. Evet. Herkes tarifini istiyor, vermiyor. Bayıldım. Sen nasıl bir şeysin ya? Ay bayıldım havasına ben buralım. Biraz yürüyeceğiz. Evet burası. Geldim. Şu zilimi de yaptırsam artık. Geldim. Meral'cim. Merhaba. Hoş geldin hoş canım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sen? Ben de çok iyiyim. Torbalarım ha? Olmaz. Size getirdim onları. Teşekkür ederim Sercan. Sana layık değil ama.
Umarım en beğenirsiniz. En sevdiğim falan bu kısmını çok seviyorum ben. Gel. Oo, çok güzelmiş. Beğendin mi? Gitmeden bunun modelini çıkarmak istiyorum. Hadi canım. Süper. Ne bu süper, böyle de hava ya. Atılır mı bana ya? Süper. Modelini çıkarayım bak bak. Hemen hemen. Ben yapmadım tabii ki. Çok şık, bu çok güzel. Çok eski böyle antika. Evet. Ben onu böyle çok uydurdum perdelerime. Evet süper çok olmuş. Seviyorum. Çıkarabilir misin? Çıkarırım. Gerçekten? Çok severim el işini. Güzel de yaparım. Ben de yaparım. Hazır alırım. Nasıl olsa bana bunlar değil mi? Evet. Açayım. Hepsi sana. Hepsi bana. Bakalım beğenecek misin? Bu ayva galiba. Buna Bengü bayılır. Ayva, rende ayva. Ha? Rende değil mi? Evet, reçel. Evet. Evet. Kızımın en sevdiği reçel. Başka? O çok değişik bir şey. Kırmızı biber. Evet. Onu çok özel bir sosla yapıyorum. Ve bunu bir sene önce yaptım. Öyle mi? Evet. Bunu şimdi sizin yanınızda açacağım. Bu kahvaltılıktır. Çok özeldir. Teşekkür ediyorum. Turşu gibi de değildir. Kızartma da değildir. Evet bu da. Çok tatlı. Çileğim. Fasulye kurusu. Evet kurutulmuş. Evet Sivas'ta kurutup böyle kullanırdık biz bütün bir kış. Hala da öyle kullanırlar. Ben de mutfağıma aldığım bir şeydir artık. Bu güzelmiş. Mutlaka evet. Bulursam alırım. Bu benim merdanem. Aferin sana merdanen de başka bir şey açamam çünkü. Şöyle böyle. Mısır nişastasıyla yapılmış bir kurabiyedir. Bunu bir ay böylece kullanabilirsiniz. Dün akşam yaptım. Size yaptım. Şöyle ben de bugün ne yemekler yapacağız? Soğanlı kömbe yapacağız. Kavurmalı yaprak sarması yapacağız. Bulgurlu sulu köfte yapacağız. Islak kurabiyemiz. Biraz ıslak kurabiye. İlk ne yapalım sence? Soğanlı kömbe yapalım. Başlayalım soğanlı kömbemize. Toparlanalım. Okay. Eller yıkansın, mutfağa girilsin artık. Sivas mutfağından soğanlı kömbe. 750 gram un, 2 bardak su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu. İçi için 6 adet soğan, 1 su bardağı sıvı yağ. Nursel'cim sıvı yağ alacağım. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı sıvı yağ. Nasıl evet. Yumuşak bir galiba şey olacak. Yarım da olabilir. Onu çok doldurmayalım istersen. Bardağımı biraz büyük buldum. Önce ben şeyi görebilir miyim? Tepsimizi görebilir miyim? Tabii. Nasıl bir tepside yapacağız? Ona göre bir hamur yapmam lazım. Meral yani. Bugün öyle elim aşalı. Böyle evet. Bir şey mi beğenmiyor? Ona göre fazla malzememiz artmasın. Şimdi kendi kare tepsisi de var. İnanmıyorum. Emaye ne? Bu mu tepsiniz? Ha. Bu kadar tepside mi yapacağız? Tamam, bunu da yapalım o zaman. Tamam. Ona göre un koyacağım. Normalde 1 kilo dedim ama birazcık azaltacağız o zaman. Ununu azaltacağız. Tamam. Şey çok böyle güzel. Bir kadınsın. Böyle. Evet, öyleyim. Bildiğim konuda aynen öyleyim. Tepsim nerede? Malzemeyi görmem lazım. Şimdi şu sanki yetecek. İlk defa o kadar küçük bir tepsiye börek açacağım. Vallahi mi? Evet. Kız ben onun yarısını bile yaparken 10 kere şimdi, düşünüyorum. Şunu. Evet, şimdi senden onu alayım. Sıvı yağ. Evet. Kabartma tozu koyacağım. Yumurta. Yumurta koymak istemiyorum. Tamam. Bugün Sivas mutfağı Nursel'in mutfağına konuk oldu. Sivas'ın yemeklerini yapacağız. Evet. Meral'cim mutfakta acayip iddialı. Bununla ilgili Facebook, Twitter, Instagram'dan, evet. Instagram'dan beğenirseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyoruz. Evet. Instagram adresini verebilir miyim? Var mı bir? Ver. Meral Boyraz 73 Instagram adresinden paylaşıyorum yaptıklarımı. Çok tamam. Teşekkür ederim. Birazcık tuz istiyorum. Bu tuz değil. Tamam. Her türlü var bende merak süpersin. Etme. Şöyle iyi mi? Süper. Sizden şimdi su isteyeceğim. Bir çay kaşığı kadar tuz koydum. Biraz daha fazla tuz evet. Şimdi bunu yoğuracağız. Sen şey mi yapıyorsun? Yemek sektöründe ya, misin? Ben evimden yapıyorum. Zaten kendimi bildim bileli mutfaktayım ben. Ekmeğini mutfaktan çıkaran kadından. Çok şükür. Kadınlardan yapıyorum. Önce yapmaktan tabii ki pişirmekten keyif alıyorum. Hı-hı. Biraz da alabilir miyim? Sonra 2-3 yıldır da dışarıya yapıyorum. Hem çok de öyle şey. Ünlülere yemek yapıyormuş. Evet. Ayşe Arman'a evet. Yapıyormuşsun. Başka? Derya Arman'a yapıyorum. Derya Tuna'ya yapıyorum. Hı-hı.
Sen onu yoğururken bir şeye başlayayım mı, yoksa bu dinlenmesi gereken bir hamur? Soğanları doğramak istiyorsan süper olur. Doğrarım. Tamam. Rondodan falan hayır, geçeyim. Hayır, çok hayır. Güzel doğrarım zaten. Tamam, süpersiniz. Aman, yandım aman, ben yandım aman, yandım aman. Yavrucuğum, daha ne kadar doğrayayım? Ne kadar? Şunları da doğrarsam yetecek. Çünkü hamuru da o kadar. Şu an 6. soğan doğruyorum. Yok, olmadı bak. Kavuruyor muyum? Evet, kavuracağız. Bayağı böyle iyice karamelize olana kadar. Çok yakmadan ağır ateşte. Bugün yoğun istek üzerine size yavaş yavaş evimi gezdirmek istiyorum. Böyle şey diyenler oluyormuş, stüdyo zannedenler oluyormuş. Alt katta çok güzel bir odam var, şömineli bir odam var. Üst katta terasım var, azıcık da olsa böyle güzel bir manzarası var. Çok seviyorum. Olmadı, sen bu hamuru bir daha dinlendireceksin. Dinlendireceğiz, 20 dakika bekleyecek. Sabah kahvesi içmemişsin. Bir senle kahve içeriz. Süper olur. Terasımı da gösteririm süper size. Süper olur. Eğer siz de Nursel'in mutfağına konuk olmak isterseniz Show TV'nin ana sayfası, oradan programlar bölümü, oradan Nursel'in mutfağına giriyorsunuz, başvuru formunu dolduruyorsunuz, benle birlikte yemek yapıyorsunuz, çok zevkli. Soğanımızı koyduk. Kapatalım. Bez veriyorum, soğanın kapağını veriyorum. Hamuru kapatmamız lazım. Un ekledik biraz üzerine çünkü kapatacağımız için yapışmasın, çekmesin. Çok bizi. Mantıklı. Evet, birazcık kalacak, dinlenecek. Farkındaysanız ben 6 soğan doğradım az önce. Ki soğana başlamadan önce yoğurmaya başlamıştın, çok iyi yoğurdun. Evet. Şap 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 şap, onu gördünüz. Yumuşak, hani fırından ekmek hamuru alırız ya, onun gibi. Evet. Bir kıvam. İyi özleşmesi lazım çünkü bu börek tek tek açacağız. Evet. Hani tek bir hamuru koymayacağız tepsiye. Tek tek açacağımız aynen. İçin biraz şey istiyor, özleşmesi lazım evet. Ki sağlıklı bir börek yapalım. Evet. Toplamda bir çay bardağından fazla zeytinyağı koyuyoruz. Olduk. Evet. Az önce azıcık koymuştum. Şimdi ekledik. Biraz daha fazla görmediniz. Koyduk. Evet. Önce soğanları doğradığımız zaman bir çay bardağı sıvı yağla önceden öldürüyoruz. Hı-hı. Çünkü az yağ koyuyoruz ki çabuk ölsün. Fazla yağ koyduğumuz zaman pişmesi biraz zor oluyor. Aynen. Az yağla pişirdikten sonra normal böreğin yağını koyuyoruz. Toplamda bir su bardağı yağ koymuş olduk. Evet. 6 adet büyük soğan var. Başka malzeme olarak, iç malzeme olarak başka ne var? Başka hiçbir şey yok. Soğanında sırf hiçbir soğan. Şey yok. Evet, sırf soğan koyacağız. Ya. Evet, sırf bunu koyacağız. Aa. Budur, bunun malzemesi budur. İyiymiş. Önce ben bir önlük alabilir miyim? Tabii ki. Bakayım hangisini istersen, sana ne yakışır? En güzelini. En güzelini. Sen evet. En güzel bak. Ay inanmıyorum ben bunlara. Şundan ben de örmüştüm evet. Ya. Ben mesela şunları bak, sen bana fikir ver. Evet. Şöyle yapmak istiyorum. Şimdi böyle küçük küçük var. Evet. Şunları şöyle birleştirmek istiyorum. Evet. Mesela Amerikan servisi olmaz mı bunlar çok benim masaya? Çok güzel olur, süper bak, olur. Bak böyle. Süper bak, olur. Dur kız şöyle bak. Hadi getir bakalım. Bak. Ha? Aa, çok şık oldu, çok değil güzel mi? Oldu, süper oldu. Sen bana bunları birleştirsene böyle. Birleştiririm, tamam. Onu Meral'i göndermeden bunları yaptırayım. Çünkü çok istiyorum, tamam. İçim gidiyor gece yoksa... Şeyle falan bağlayacağım yani, çengelliğin eli. Süper, çok güzel. Aa sana önlük veriyordum kız. Aa evet. Dur. Şu uyar bence uyar, sana. Uyar, çok güzel. Neydi? Saniye ablam, bak önlüğünü kullanıyorum. Ay ne güzel, ellerine sağlık. Soğanlarımızı çok güzel, kapatıyorum. Oldu. Onu kapatalım. Daha fazla olmasın, bir evet. Kaba almamı ister misin? Tencere daha devam ediyor ya yapmaya. Hem soğusun. Çok iyi olur, öyle yapalım. Sen bezeni yaparken ben onu tamam, halledeceğim. Tamam, ben başlayayım mı bezeleri? Başla. Bir de ben kahve yapmaya başlayayım, seni terasıma çıkaracağım. Tamam çok mı? İyi olur. Çatlar terasında mı bu? Çatlayabilir. Sıcağı dayanıklıysa bilmiyorum ama fırına giriyor mu şu kap? Giriyor. O zaman problem olmaz. Çatlamadı. Zaten çatlarsa... Çatlamadı.
Hadi yap bezelerini sen. Hadi bakın ben bezelere başlıyorum. Tabii elle alsan eline yapışacak. Tabii alamayız. Çok tatlı. Her seferinde de una bakıyorsun. Çünkü yapışır. Evet, zor çıkar. Evet. Şimdi koyalım. Nursel'in evini merak edenler sakın bir yere ayrılmasın. Çay kahve molası vermesin. Ben bayıldım evinize yalnız. Yukarı çıkaracağım. Süper. Neden bir de bezeleyip dinlendireceksin ki? Daha rahat açılsın diye. Bence bir değişik bir aşma yöntemim var. Hı hı. O yüzden rahat açılması için biraz da onları bekleteceğim. Ya en az 20 kat olacağı için. Ne? Evet. Şöyle tek açacağız. Tek mi açılacak hepsi? Tek tek açacağız. Ne? Serkan'ım nerede benim? Gel bakayım sen. Şu kahveyle ilgilen, ben şu hamurla oynamak istiyorum. Gel gel. Hadi gel. Çocuğun beraber karizması yapalım. Çiziliyormuş, öyle anlamayın. O benim aşkım Nursel ablasına ne derse yapıyor. Ben şununla çünkü ilgilenmek Hadi istedim. Hadi bakalım, bir tane yapmanı istiyorum Nursel. Ben de. Oluyor mu? Olmuyor. Tamam, olana kadar söyle. Ama biraz oluyor canım. Oluyor sende. Oluyor, az kaldı. Yaptım ama lütfen bak. Bakayım alt tarafını çevir. Böyle olmayacak. Sen de çevir. Ne asıl senin de öyle. Hadi bakalım. Göster Volkan'a, al. Bak. Bak onun da öyle, benim de öyle. Bak. Biraz büyük oldu. Hayır, o tepsiye göre büyük oldu. Buradan zaten 20 tane çıkmayacak sanki. Ama senin aldığın bezeleri yapıyorum. Ben kafam... Ha, şöyle, oradan kestiğim gibi yapmak zorunda değiliz ama. Bak bunu bu kadar kesmişim, bunu böyle kesmişim. Ha. Tamam. Tamam. Burada hallediyoruz. Ay al kendini. Al. Kaç tane yani yapmış oldun? 2, 4, 6, 8, 10, 12, normalde 14, en az 20 kattır. 16. Ama bizim tepsimizi bir alabilir miyim ben? İşte gördün, alüminyum olan. Aşağı yukarı yetecek. O tepsi. Aa! Ya. 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 Aa! Her seferinde ya. Senin yüzünden. İşte bilemiyorum. Ne diyeyim? Şimdi güzel olmayacak. O kahve içilmez. Yok, içilmez tabii. Ay aşk ol. Hiç sevmem ya. Ocakta bir şey. Hele süt taşırmaktan. Allah kahve korusun taşırmak, çok korkuyorum. Evet. Gerçekten. Serkan. Gel. Bak, bu kahve sana emanet, tamam mı? Nursel ablanın işi var, gücü var. Şimdi, masada mı kalsın bunlar? Masada kalacak. Üstünü? Islak bezle, şunu ıslatmam lazım. Ver bana. Sivas kömbesi için hamuru bir güzel yoğurduk. O dinlenirken içini hazırladık. 6 soğandan güzel kavurduk. Şimdi el mayası olmak üzere bir 5-10 dakika daha bekleteceğiz iyi açılsın diye. Biz de o arada Nursel'in evinin bir parçasını gezmeye lazım. Gidiyoruz. Hadi yıka tamam. Elini gel. Gel oy, seslere bak. Ne yapıyorsun sen? Nerede o? Oy, gel bakayım. Aşk kızı gel bakayım. Bak burası Ay, da güzel. Biraz faaliyete girmemiş bir odam. Evet. Tuncay'cığımın çok resimleri. Güzel. Ne odası olarak kullanacaksın burayı? Valla bir sedir yapmak çok istiyorum buraya. Aa, süper olur. Kızım çok göz dikiyor. Burası benim olsun diyor. Biraz Hadi soğuk bakalım. Oluyor diye istemiyorum. Aa, ben bunun hastasıyım ya. Bir şeyler aldım. Evet. Küçücük de olsa şunu görüyorum. Ay, ya Meral. Çok güzel. Bak, çok gel, güzel. İnanılmaz gel, gel. Manzara. Bak, azıcık çok var ama olsun. Çok güzel. Bak. Şöyle vapurlar geçiyor. Çok ben hoş. Böyle bunu izliyorum. Evet. Burada oturuyorum kahvemi. Derin derin böyle düşünüyorum. Sokağımı da çok seviyorum. Şu camiye bayılıyorum mesela. Öyle güzel, güzel okuyor ki buranın hocası. Baksana tatlılığına. Teşekkür ederim Serkan'cığım. Süper. Canım. Hadi şöyle mi koysak acaba? Vallahi böyle oturduk oturalım. Şöyle koyalım. Süper oldu. Kaç güzel. Yaşındasın Meral? Ben 40 yaşındayım. Maşallah. Çok iyi ki ben. Şey abla falan dememişim böyle. Biz ilk defa tanıştık ya. Evet. Bilemedim böyle. Diyebilirsin, hiç sorun yok. Yok aynı ya, ben de 34'üm. Azıcık var aramızda. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel. Süper. Evet. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Ben hamurlarımı bir kontrol ediyorum. Kömbemize geri dönüyoruz. Tepsi alacağım. Hı.
Yalnız yağlayacaksın tepsi Nursel'cim. Hamurlarımızı açmaya başlayacağız. Sıvı yağıyla. Aslında çok, var ya çok yeterlidir. Yeterlidir. Kömbe kömbe diyoruz ya, evet. Aslında çok zor değil bunun açması. Tepsi kadar açacaksın değil mi? Evet. Şimdi ne yapacağız? Bana yardım edeceksin. Tabii. Ben hamurları koyarken sen de içinin harcını tabii koyacaksın Nursel'cim. Zevkli. Tamam canım. Seni biraz unlayacağım Nursel'cim ama kusura bakma canım. Vay 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 vay. Böyle açıyoruz. Tepsimiz kadar oldu mu? Tamam. Ay çok tatlı. Evet, bence yeterli. Bıyıldım Vallahi. Hareketini. Sana da yaptıracağım bir tane. Yaptır. Yapacaksın. Yaparım. Eminim. Şöyle. Kenarı var mı? Kenarlarım kenar hayır, yapacak hayır. mıyız? Ortada toplansın ama kenarda olmasın. Çok kolay. Dur. Nasıl tabii yapsam şimdi, tabii acaba? Tabii çok kolay. Şimdi yapacaksın sen. Kesin hayır, kolay yapacaksın. Öyle değil tabii de hani. Evet. Kolaymış kolay, gibi gözüküyor. Kolay. Deniyorum. Kolay. Hadi bakalım. İnanıyorum sana. Yavaş yavaş hızlı bastırmıyoruz. Ben süper. Açabiliyorum. Süper. Azmaz da olsun. Yok yok güzel. Buna ben harçtan koyuyorum. Bakayım. Ah süpersin. O... Yavaş. O parmaklarını öyle tutmuyorsun. Hayatın deleceksin hamuru birazdan. Biraz daha toplu tutarsan şöyle. Şöyle. Evet hadi. Bismillah. Süper. Oh. Uğur'la İhsan abi katmer yapıyor. O da böyle yapıyordu. Bak, evet oradan öyle de açıyorlar. Evet. Evet. İhsan abi. Önemli değil çünkü tabii. O içte kalacak. Tabii. İçindeki kağıtların mutlaka yırtık olması süper. Gerekiyor. Çok önemli. Süpersin. Tamam bu böyle olsun. Olsun. Şöyle süper. Eşit bir şekilde. Süper. Kömbenin özelliği bir de böyle biraz yağlı olması. Yağlı. Açayım mı? Açalım biraz. Kaç derecede pişireceğiz? 170'i ayarlayalım. Süper oldu değil mi? Aynen. Harika oldu. Tadını merak ediyor musun? Ben kömbe çok severim. Babaannem çok sık yapardı. Keseceğiz. Rahmetli. Acayip severim. Ha, bunun üzerine yoğurt da sürülebilir, yumurta da sürülebilir. Hı. Ama ben hiç bozmuyorum. Volkan baksana aralarına bak. Şu katlara bakar mısınız? Evet. Şu aralara. Için. Gözüküyor evet. mu? Gözüküyor vallahi. Yağ nasıl çıktı dışına? Çok güzel çıktı. Ya mayalı hamur yağ biraz seviyor, istiyor. Bak ben tam o kadar veriyoruz. Gezdim, gördüm, dolaştım. Ben bak şuna bak ya bu ne böyle? Evet. Bana da fırına atmak kalsın bari. İçini sürdüm, fırına attım. En büyük iş sende. Haydi bakalım. İkinci olarak da şey yapalım mı? Divriği sulu köftesi yapalım mı? Yapalım, evet. Sivas'ın Divriği yöresine ait evet. muhteşem bir tarif daha geliyor. Hadi bakalım. Sivas mutfağından Divriği sulu köfte. 250 gram kuru et, 1 kase kurutulmuş fasulye, 1 adet soğan, 1 su bardağı köftelik bulgur, 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı nohut, 1 su bardağı mercimek, yarım yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı biber salçası. Sosu için 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı domates salçası. 2 tane su koyduk önden hemen hazır olsun diye. Divriği evet. sulu köftesi yapacağız. Sabah kuru etinle geldin. Evet. Zor bulunan bir şey hani iyisine bir de... Kuru fasulye kuru, yani. Kurutulmuş evet. fasulye, kuru fasulye, evet. Taze fasulye. Kurutulmuş hali. Kuru eti kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendimiz kurutuyoruz, evet. Bunu böyle keçilerimizi kestikten sonra ince. Keçi eti mi bu? Öyle keçi, mi? Keçi, evet keçi eti. Neden kuru et fark ediyor mu? Fark ediyor çünkü Sivas'ta her zaman taze et bulmak mümkün değil. Koşullardan dolayı evet, saklayarak. Aslında eskiden gelen bir evet. adet bu. Hı. Ne kadar kullanmış olduk kuru et? 200 gram ya da 300 gram bu kadar. 200 gram yeterlidir. Kurutulmuş et yine aynı şekilde şöyle bir kase kurutulmuş evet. taze İsteğe fasulye. İsteğe göre arttırılabilir, azaltılabilir. Bunun bir ölçüsü yok. Ah şey olsun. Fırınım. Ya böyle böreğimize bir bakalım mı? Nasıl bir börek yaptın ben bilmiyorum ya. Oh çok güzel oldu. Şöyle kapatıyorum.
Yani muhteşem. Ah babaannem. Resmen bana onu yaşattın ha. Gerçekten öyle bir koktu ki. Evet, buram buram. Sabah böyle direkt kalkardık. Kokuyor. Ne zaman kalktın, ne zaman yaptın? Yani hakikaten tebrik ediyorum seni ve katların güzelliğine evet, bakın şimdi ya. İyice çekecek. Ay şahanesin. Bunun üstü kapatılır mı? Ne istenirse kapatılır. Yine bol soğanın var. Evet. Kaç tane? Hayır, soğanı en son kullanacağız. Bir tane soğan yeterli olacak bize. Tamam. İçine mi ıslatacaksın? Ayrı başka bir kapta ıslatalım. Sonra yoğurmak için tepsiye alalım. Şöyle iyi midir? Bence güzeldir. Kısırlık bulgur kullanıyorsun. Evet. Bir bardak. Şimdi bu yemeğimizin içine divri sulu köftemizin içine köfteler yapıyoruz. Son aşamada da bütün bu yaptıklarımız birleşecek. 10 numara hepsi olacak. Kurur. Tam bir kış yemeği. Evet. Bulgur, nohut, mercimek. Aynen. Ne kadar? Et. Yeterli. Yeterli. Şöyle bırakalım. Zaten 5 dakikada olacak bu. Tamam. O orada dursun. Soğanı doğrayalım o arada. Şimdi bize ayrı bir tencere lazım değil mi? Birleştirmek evet, için. Kesinlikle tamam. Ayrı bir tencere. Ben bunu böyle kaldırayım. Evet. Sana un veriyorum, yumurta evet, veriyorum. Bir tane de yumurta alayım ben. Artık yaz gelse de şu hava 9'da falan kararsa. Değil mi? En sevdiğim. Böyle gün bitmiyor ya, bayılıyorum. Yumurtanı ben kırayım. Hadi. Elim batmasın. Tamam. Bu yumurta ile un tutacak diye yapılıyor. Tutacak, evet. Bardağını falan kaldırayım. Tamam. Değil mi? Kabımı beğendin mi? Süper. Şöyle az az almak istiyorum. Tamam. Bir bardak az olmayacak mı? Ya bizim şimdi nohutumuz da bayağı var. Mercimeğimiz var, fasulyemiz var, etimiz var. Ya istenirse dediğim gibi bu arttırılabilir. Evet, anladım. Arttırılabilir. Göster, ben de yardım edeyim sana. Tamam. Şöyle elimizi ıslatıp hadi, yapmamız evet, gerekiyor. Şöyle birazcık daha küçük olsun. Mutfağında Sivas var bugün. Her zamanki gibi kamera arkasında neler oluyor bilmiyorsunuz. Merak ediyorsanız evet, buyurun gelin diyorum. Kesinlikle köftelerimizi lazım. Bitirdim. Çok az kaldı, bir tane kaldı. Şu etlere bakalım. Şunu alayım mı? Çukur olana. Olur. Fasulyeyi de süzeyim mi? Bunun evet, içine mi alayım? Bunun içine alayım böyle. Tamam, zaten tevkirle alıyorsun. Sorun yok. Eti şimdi küçük küçük keseceğiz. Büyük tencereni çıkarıyorum. Çorba tenceremizi alalım. Şöyle büyük ocağı mı yıksak? Nasıl istersen. Onu yakalım. Şimdi geliyoruz bu güzel malzemeleri birleştirmeye. Etleri alacağız. Evet. Önce etlerimizi alalım. Evet. Çok çok az. Yarım kaşık kadar tereyağı koyalım buna. İyi mi? Yeterlidir. Şöyle yeterli, hemen evet, bir yağ yüzü görsün. Evet. Yarım kaşık tereyağı. Tereyağı koyacağız. Birazcık şey alacağız ama. Kaşık. Biber salçası. Bu çok mu? Çok, evet. İçine çok. Tamam. Al şöyle. Hemen tamam, yarım kaşık da salça. Evet. Çileceğiz. Bence yeterli değil mi? Evet, yeterli, bence de yeterli. Güzel oldu. Evet. Şöyle bir açayım. Ooo, suya bak. Evet. Arkadan malzemeler giriyor. Evet, sırayla. Ben senin için bunları da küçültecektim. Aa süper, evet. Şöyle bir bıçak vuruyorum o kadar. Çok güzel oldu onlar da. Çok da küçültmeyelim. Şimdi ben nohutu atıyorum. Bir su bardağı haşlanmış nohut evet, ama iyice pişmiş değil. Pişecek. Yemekle de pişecek. Evet. Mercimeğimizi atıyoruz. Şu mercimek de ne mübarek bir bulgur pilavıyı çok severim şey, ben. Şey değil mi? Ben de her şeye çok konuyor, yakışıyor ya. Çocuklarım fazla sevmez o yüzden. Şimdi fasulyeleri atacağız. Çocukların askere gitti mi? Ondan sevmiyorlar. Hayır. Bir askere giden mercimekten nefret ediyor. Evet. Sokareç için ben ufaktan koyacağım soğanını tamam, da. Tamam, yavaş yavaş onu da pişirelim.
Genelde Sivas'ta böyle çok yapılır. Sokareç deniyor bu sosa. Evet. Ay bayıldım şuna. Ben de onu çok seviyorum. Çok güzel. Antikacı'dan aldım, Antep'ten. Çok güzel. Şöyle biraz da sıvı yağ koyarız. Sıvı yağ hiç koymayalım bence. Öyle mi? Şuraya aldım. Tamam. Evet, şimdi sokareç için soğanımızı da koyduk. Bir 10 dakika sonra köftelerimizi katacağız. Yemeğimiz neredeyse bitti. Evet, divri sulu köftesi için sokareç oluyor. Şimdi köfteyi katma vakti geldi. Sözünde duran bir kadın Meral, gördüğünüz gibi. Bana dantellerimi birleştiriyor her fırsatta. Şunları şöyle dörtlü yapıp Amerikan servis yapacağım. Bak harika olmuş. Eline sağlık. Şöyle. Süper olacak değil mi? Evet evet. Bak birazı bitti. Aynen. Olsun, ben sana hadi veririm bakalım. Sen bana yaparsın. Tamam, onları yaparım. Bak şahane olacak ya. Süper çok olacak. Tatlı olacak. Evet. Güle güle kullan. Ne kadar salça koyayım sokareçe? Bir tatlı kaşığı yeterli. Tamam. Aslında ben de bir zamanlar öyle zincir mincir biliyordum yani. Unuttum. Köftelerini de katayım. Sen daldın orada işe. Geleyim mi Nursel'cim? Gel, gel, gel. Oh, süper olmuş. Biraz suyu az mı? Bir bakalım, bir karıştırmamız lazım. Son aşamasındayız. Meşhur sokareçi var Sivas'ın. Bunu ne zaman katacaksın? Bunu tamamen piştikten sonra. Kapadıktan sonra. Evet, evet, bunun sokareçle beraber pişirmiyoruz. Tamam. Allah'ım acıktım. Döküm tencerede de pişiriyoruz ki daha güzel pişsin diye. Oh, süper oldu. Ona özel yapıyorum bunu. En meşhur kurabiyesi. Evet. Herkes tarifini istiyor, vermiyor. Bayıldım. Sen nasıl bir şeysin ya? Üçüncü yemeğimiz patatesli. Kavurmalı. Kavurmalı. Pastırmalı. Pastırmalı sarmamız. Geçelim. Sivas mutfağından patatesli kavurmalı yaprak sarma. Yarım kilo asma yaprağı. 1 adet patates. 250 gram kavurma. 2 adet soğan. 1 su bardağı köftelik bulgur. 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı domates salçası. Sosu için 2 adet soğan, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 150 gram pastırma. Şimdi kastırmalı, pastırmalı, evet. Patatesli sarma yapacağız. Böyle üstüne pastırmalı yine sokareçli sos yapacağız. Süper olacak. Muhteşem. Annene, babana, buradan. Abime, yengeme, bütün akrabalarım. O kadar geniştir ki bizim aile. Ne güzel, ne şanslısın. Çok. Toplanıyor musunuz bayram seyran? Biraz zor oluyor. Onlar Sivas'ta olduğu için. Ama burada da tabii çok hasım akraba, kalabalığız. Sen çok güzel soğan doğuruyorsun. Patates de güzel doğrayacaksın. Bana evet. Ne güzel böyle küçük, çok küçük. Yamak muhabbeti yaptın bugün. Yok, kabul ediyorum. Yemeği sen yaptın. Güzel bence sen yaptın yemeği bugün. Nasıl doğrayayım? Çok küçük küçük. Evet. Çünkü yapraklarımızı patlatmaması lazım. Sabah. Aynen. Çok küçük küçük değil mi? Bakayım. Evet, biraz. Evet. Bu bence kadar. Evet, biraz daha küçük olma şansı varsa olur. Daha da iyi olacak. Ne istiyorsun benden? Yani küçücük soğan doğramak istiyorum. Ne ilginç bir içi var değil mi? Hani çok enteresan. Sarmanın falan her çeşidini yaptık. Milyonlarca kere yaptık. İşte Sivas'ta kuru eti, kavurmayı her şeyde kullanabilirsiniz. Kavurma da öyledir. Var ya, şunu ne istedi canım şu anda? Atayım şunu tavaya. Üstüne bir yumurta. Of. Biraz pul biber. Allah'ım acıktım. Acıktım. Yeter mi bu? İyi mi? Bu yeterli. Kavurmayı katalım. Kavurmayı katalım. Şöyle 250 gramını kullanalım mı? Kullanalım. Tamam. Başka? Bulgur koyacağım. Koy. Salamura yaprak buldum. Salamura kullanacağız. Akşam onu bir kere şey yaptım. Suda tuttum. Sabah bir daha değiştirdim. Tuzlu sen gitsin. Geldiğinde bir daha değiştirdim herhalde. Tamam. Ben elimi batırdım sana süper. Karıştırayım. Süper. Ver baharatta. Evet. Güzel oldu. Şimdi. Bir çay kaşığı kimyon. Tuz. Tuzunu fazla atmayalım. Kavurmada da tuz var. Tamam.
pul biber falan. Pul biber birazcık atalım. Salça galiba koyacaktın. Çok az da salça koyacağız. Salçayı sulandırıp koymak istiyorum. Koy. Bu arada divriği sulu köftemize kokoreçini koyalım. Evet. Hem kapatalım hem koyalım. 2 dakika bununla, fazla değil. Hemen tamam. Atacağım. 2 dakika sonra kapatacağız. Ben senin için yapayım. Bu bizim ikinci yemeğimizdi. Divriği sulu köftemiz. Ay yalnız Allah'ım, bakar mısın? Süper olmuş. Şahane bir yemek çok oldu. Divri sulu köftemizin son aşaması Sivas'ta meşhur sokareç son olarak tencereye giriyor. Kapatabiliriz. Şöyle hemen kapatıyoruz. Oh mis gibi. Muhteşem mis oldu. Gibi. Kapa bakalım. Bu tavada yine bunun da sokareçi var. Evet, ona da yaparız. Pastırmayı, soğanı onu da halledebiliriz. Yine farklı bir iç var Nursel'in mutfağında. Her şeyimiz farklı oldu bizim bugün. Böreğimiz farklı, evet, köftemiz farklı. Ah o börek. 4. yemeğimiz de farklı olacak biliyorsun. Şimdi aynı yemeğin sokareçi var. Sen onu yaparken ben yine sana soğan doğrayayım. Bunun içine çok az bir sıvı yağ gezdireceğiz, çok az. Tamam. Hemen hemen her yemekte sokareç var. Soğansız yine... yemek zaten ben Sivas'ta düşünemiyorum. Ben de. Çok az bir yağ gezdirmek istiyorum. Yapraklarım şöyle. Oh, suda beklettim. Salamura aldım. Pazara gittim senin için. Tuzunu iyice aldığımı düşünüyorum. İç şu anda hazır diyebilirim. Sadece bir maydanozunu katacağız. Ha, maydanoz doğrayacaktım ben evet. Sana. O zaman sen maydanozunu da doğra. Ben elimi yıkamadan ne yapayım? Tamam. Onu da yoğuracağım ya. Geldim. Şöyle bir tutam. Evet, bir tutam. Biraz daha olsun. Evet. Bu sarmaya hazır. Ben ellerimi yıkıyorum, sarmaya başlıyorum. Göster bakalım şimdi nasıl sarayacağım. Şöyle sarıyorum. Ah, yapraklarımız çok güzelmiş. Her zamanki gibi tırtıklı kısmı içeride kalacak. Şöyle bol mu iç koyuyoruz? Yaprağına göre bazı yapraklar çok büyük. Hı-hı. Bol olabilir. İnce mi sarılır bunun özelliği? Birazcık etli yani tombul tombul olursa güzel olur. Döküm tencerede de pişiriyoruz ki daha güzel pişsin güzel olur diye. Aslında olursa toprak kapta da çok güzel olabilir. Güveçte de güzel olur. Düdüklüde de pişiriyorlar. Sen sonuncuyu sararken... Bir tane kaldı sanırım. Ne yapayım? Sokar için pastırmasını katayım. Pastırmanın kilosu pahalı. Çok katmaya. Evet. Bence de. Maksat kokusu çıksın. Şöyle 100-150 gram kadar, inanın ki kokusu geçsin o bile yetiyor. Hemen şöyle. Evet, onu da soteleyeceğiz. Güzel oldu müsaade. Ben şöyle geçeyim mi? Öyle. 2 küçük soğanımız vardı. Onun üstüne pastırmalarımızı alıyoruz. Evet. Güzel. Salça koyacak mısın? Birazcık koyalım. Çok az bir damla su. Çok fazla koymamız. Bir kaşık yeterli olacak. Tamam. Biraz akışkan olması evet, iyi çünkü evet. Üstüne yayabileceğiz. Koyalım mı bunu Nursel'ciğim? Bu bence tamam. Tamam. Olsun. Azıcık daha ben sulandırma gereği duyuyorum nedense. Hadi bakalım birazcık daha yapalım. Zaten su gerekecek onu. Evet. Evet. Şöyle. Tamam. Oh süper oldu. Çok güzel oldu. Ben yardımcı olayım mı sana? Yeter bol su. Bu yetmez. Su yetmez. Azıcık şuradan Seyhan'ın versin. Hatta. Kettle'ı. Şuraya koy. Yok ben şey bu atayım. Ilık su. Tamam. Tuz atmıyoruz. Yeter. Güzel oldu. Peki üstüne tamam. Dolma taşı koymana gerek var hiç mı? Hiç koymuyorum. Ben böyle bir sıra yaprak. Çok ağır ateşte. Ay canım benim. Oy. Yeterli. Kapatalım. Ama kokusu geldi herhalde. Kapatıyoruz. Altını açıyoruz. Bir
yarım saat pişireceğiz. Tamam. 3 tane muhteşem Sivas yöresel yemeği seve yaptık. Seve seve yaptım. Şimdi seve benim seve yoğun yaptım. Israrım üzerine onun en meşhur ıslaklı kurabiyesi varmış. Zorla da olsa bana yapacak. Tarifini kaçırmayın derim. Toplanıp son yemeğimize geçiyoruz. Hadi. Meral Hanım'ın mutfağından ıslak kurabiye. 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı toz şeker, 1 paket kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 adet yumurta, aldığı kadar un, 1 kase mavi haşhaş, şerbet için 2,5 çay bardağı su, 2 çay bardağı şeker. Ne yapıyorum? Şimdi ıslak kurabiye yapıyoruz. Haşhaşlı kurabiye, hı-hı, brownie de denilebiliyor. Hı-hı. Ama bana göre ıslak kurabiye diyelim. Birazcık yağımızı alalım. Oda sıcaklığında tereyağı. Evet. Margarin de kullanılıyormuş. Bugün ben biz tercih etmiyorum. Tereyağı olur dedi. O yüzden tereyağı kullanıyoruz. Senin isteğin üzerine bugün buraya da tereyağı kullanacağız. Evet. Yağımızı aldık. Birazcık sıvı yağ alacağız. Bu bir çay bardağı. Bir çay bardağı sıvı yağ koyduk. Bir çay bardağı şeker içine koyacağız. Böyle şeylerde önemlidir ya ölçü. Hep kurabiyede çok çok önemli. Bu biraz büyük bir çay bardağı. İstersen yeterli. Evet, bence de yeterli. Tamam. Şimdi Nursel'cim bu ölçüyle şerbet hazırlayacağız. 2 bardak şeker, 2,5 gibi su yapacağız. Çay bardağında evet, mı? Evet, bu ölçüyle. Tamam. Bu ölçü. Eğer ıslak istemiyorsak bütün şekeri içine mi normalde içine koyardık? Ama bunun özelliği sonradan o şerbetin dökülmesi. Çok sulu olmuyor, çok şerbetli olmayacak zaten. Siz de göreceksiniz sonuçta. Şimdi ben ne yapıyorum? Buna kakaoyu katacağım. Ben göz kararı koyuyorum. Neredeyse o bir paket yapıyor. Bir hazır paket, paketler satılıyor evet, ya. Evet, bir paket kullanıyorum ben. Hı-hı. Şimdi bunu yoğuracağız. Bir vanilya, bir de kabartma koyacağız. Aldığı kadar unla bunu yoğuracağım ben. Bir tane de yumurta. Bir tane, evet, onu ben kırayım elini batırmasam. Tamam. Oh, ne kadar güzel koktu değil evet, mi? Evet, kakao çok güzel koktu. Aldığı kadar un mu? Aldığı kadar un, anlayacağız zaten. Unun ölçüsü evet mü var? Bunun ölçüsü yok. Tamam. Ve una bir ölçü veremiyorum. Mesela unun ölçüsü yok dedin şey ya, atıyorum ununu fazla koydum. Ne yapmam lazım? Evet, ben biraz şu anda yağ öyle yaptım. Mesela ha, öyle mi? Yaptım. Süper evet oldu o zaman. Çünkü ne yapıyoruz? Çünkü kalkmadan ne yapacağız? Birazcık daha sıvı yağ koyacağız. Ha, güzel. Hı. Tamam, onu şimdi anlayacağız. Güzel, bak ben böyle şeylerde mesela hiç iyi değilimdir. Haşhaş aldık. Evet. Bunu tamamen boşalt. Mavi haşhaş olması gerekiyor dedin. Evet. Onu buna döküyoruz. Hepsini dökelim. Hepsini. Evet. Sen onu bir yandan yaparken ben şunları kaldırayım. Hepsini kaldırabilirsin Nursel'cim. Şekerimiz kaynayınca kapatacağız. Tamam. Büyüklüğünü ne kadar yapıyorsun? Ay, minnak minnak. Azıcık daha kabaracak. Aa, çok havalıymış. Ya bu var ya kahvenin yanına falan. Kahvenin yanında inanılmaz ay, güzel bir kurabiye. Evet. Hı. Şimdi şöyle yer değiştireceğiz. Ay, bu bana kalsın. Hadi o sana kalsın. Şöyle. Yuhuu! Ah, süper oldular. Evet. Şerbetimiz kaynıyor. Bence kapatalım mı? Gerçekten çok güzel bir tarifmiş. Teşekkür ediyorum beni ben kırmadığın için. Evet, seni kırmadım. Evet. Çok bayıldım. Son kurabiyemiz. Bu da bitti. Fırını soğuklatabiliyoruz. Bu tamam, sorun değil. Bugün bütün yemeklerimizi bitirmiş olduk. Bitirmiş. Çok güzel ikramlarımız var şimdi. Onları hazırlayalım. Bence şimdi sunumları yapalım. Masayı hazırlayalım. O arada olmuş olur. Olur. Evet. Hadi. Bu nasıl bir börek? Çok güzel bir börek. Evet. Bak, kadın var, kadın var. Un, su, tuz, bu soğan kadar, bu alt kadar tarafı ama gelin görün ki şöyle bir börek. Evet. Divri sulu köftemizi de sunalım. Şöyle vereyim ben sana. Tamam. Zevkle şöyle bir sunumu. Oh.
İçine güzel böyle bulgurdan köfteler yaptık. Şu ilk koyuluyor ya Volkan, bak o da biliyor benim sevdiğimi. Şu olaya hastayım. Muhteşem. Helal olsun sana. Kavurmalı patatesli yaprak sarması. Evet. Şöyle yapacağım. Ha tamam, daha da güzel. Ben şöyle yapacağım. Vay be. Ha bismillah. Oh. Aynı sokareçten sunumda da koyduk. Hatta daha öldürmeden koyduk. Ay kız bu ne olur. Bu senin sabah getirdiğin muhteşem bir kahvaltılık ama koymak istiyorum masaya. Burada da kurabiyen nişastalı var. Nişastalı kurabiyemdir. Kurabiyemizin ne kadarı var bak bakalım. Bir bakalım. 5-6 dakika sonra kapatacağız. Tamam burayı. O zaman tamam. Masayı hazırlayalım. Alıyor muyum? Kapım çaldı. Acaba benim misafiriniz geldi herhalde. Komşularım mı geldi? Hadi bakalım. Merhaba. Merhaba. Ya komşunuzuz biz. Gerçekten hoş geldiniz. Evet, hayırlı uğurlu olsun programınız ve siz mahallemize hoş geldiniz. Ay çok tatlısınız. Kısır yapmış. Gördün mü benim komşularımı? Ha, merhaba. Hoş geldiniz. Meral ben. Meral. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Ben çok memnun oldum. Merhaba canım. Yeniymiş. Ay çok güzel. Masaya kalın. Ah. Yemek hazırlamak üzereydik. Kalın kalın. Kalın. Kalalım. Yemeklerime bak. Oo, kim yaptı? Yaprak sarmamız, pastırmalı, kavurmalı, yaprak kavurmalı, evet. Kavurmalı. Çok yaprak güzel sarmamız. Çok güzel görünüyor. Elinize sağlık. Süper. Şimdi şerbetini dökeceğiz. Islak kurabiye. Evet. Son bugünkü soğuttuk. Tarifimizdi. Ay nasıl bir şeysin ya? Ay maşallah. Hmm. Bana. Yapalım çok ya. Güzel. Uğraştım ve oldu. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Şimdi ben bunu baş köşede istiyorum. Oh, o bence de baş köşede olsun. Böyle istiyorum. Bugün ne yemekler yaptık? Yönetmenim diyor ki romantik bir masa olsun. Sen yemeklerini say, ben bunlarını yapayım. Bugün ne yaptık? Sulu köfte yaptık, kuru etli. Kavurmalı, pastırma soslu yaprak sarma yaptık. Evet. Sivas kömbesi yaptık. Islak kurabiyemiz. Biraz ıslak kurabiye. Yemek kokusu, etrafınızdan konu, komşu, sevenleriniz hiç eksik olmasın. Abi. Tabii ki Nursel'in mutfağı da evlerinizden hiç eksik olmasın. Abi, tüm Türkiye'ye afiyet olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Alkışlıyoruz.